Bir etek alamadım kendime. 110 milyoner basma etek. Oğlum canım bu da. Aşırı yaptı. Ya İmamoğlu vardı belki, o da son günlerde Nagihan Alçı'yla olan pozlarından sonra o da oyumu kaybetti. Valla ben Süreli'yim. Ama inşallah kazanır yani. Kim kazanır? Tayyip. Burada yürüyorsak Tayyip'in sayesinde yürüyoruz. Neden? Neden? Şöyle bir şey. Başka bir hükümet olsaydı yürüyemez miydi? Yürüyemezdik. Köydeydik. Cahildik. Ama şu anda hükümeti tanıdıkça, gördükçe daha ilerleme oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin? Abi Tayyip, Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğimiz kesin. Çünkü daha bizi kuruttu, bizi yedi yani. Gençler, herkes işsiz, güçsüz. Hani yine hani belli değil, belki de verebiliriz. Bu bir aday. Yani şu anlık bir aday göremiyorum ben. Sayaca koyacağız çünkü, puan vereceğiz. Hangi parti, lider veya bir aday. Yani Selahattin Demirtaş gibi bir tanesi çıksa ona veririz yani. HDP'ye veriyoruz. HDP'ye veririz aynen. Senin var mı? Ya abi ben oyumu yakarım da biz iktidardan yani memnun değiliz. Yani Z kuşağı olarak çok kötü durumlardayız. Şu an sokaklarda geziyoruz, girebileceğimiz bir iş, adam akıllı bir iş. Yani helalinden para kazanabileceğimiz bir iş yok. Tamamen artık kendimizi kötü şeylere adıyoruz. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani biz öğrenciyiz. Biz 5 kişiyiz. 1 artı 1 evde kalıyoruz yani. Çok kötü koşullarda yaşıyoruz abi. Yani artık düzeltilmeli bence. Bu durumun düzelteceğini düşündüğün bir aday var mı? Abi yani ben Recep Tayyip Erdoğan yani şu an Cumhurbaşkanımız evet, ama ben onun düzeltebileceğine inanmıyorum. Yani kimsenin bu durumu daha düzeltebileceğine inanmıyorum. Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, herhangi birisi yok mu? Yok abi, ben oyumu yakmayı düşünüyorum. Yani olursa yani biz Selahattin Demirtaş olarak düşünüyoruz. O zaman seni de HDP veriyorsun. Evet abi. Senin? Abi valla ben babam da olsa yine yani oyumu vermem. Oyumu yakarım dahi. Hani hiç mantıklı olur. Vermez? Hayır abi, hiç kimseye vermem. Kim nasıl düzelecek bu durum? Düzelmesin abi, nereye kadar gidiyorsa. Zaten düzelmiyor yani, hiçbir şey de olmayacak. Seçim bak, olsa da düzelmez. Seçim olsa da ne olsa da yani düzelmez bu. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi için anket yapıyoruz. Var mı bir adayınız diye? Valla yok ya. Nefret ediyorum hepsinden. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi için röportaj yapıyoruz, anket yapıyoruz. Var mı bir adayınız? Yok. Röportaj yapmak ister misiniz? Çok kısa. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayınızı soruyoruz. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adayınız var mı diye soruyoruz. Size sağ olun. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz, sağ olun. Teşekkürler. Gel abilere soralım. Abi merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayınız? Vallahi benim Ekrem İmamoğlu. Nasıl, kim var ki? Ekrem İmamoğlu. Senin ne abi? O da aynı diyor. Fark etmez. Aynı. Sen de Ekrem İmamoğlu. Neden? Vallahi bilmiyorum ya. İyi çalışma yaptın mı? İyi bir insan olmuş. Başarılı olur mu? Mevcut durumu düzeltir mi sizce? Vallahi ben sanmıyorum yani. Güzel. Çok ekonomi ne ya, değil mi? Adı yani, çok olumlu bir insandır. Yani insan pek seviyor demek. Siz ağzından bir kelime çıkarmaz mı? Teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı için seçim anketi yapıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayınız? Var. Aklımdan geçen bir aday var ama olursa inşallah Mansur Yavaş. Sizin? Aynen. Neden Mansur Yavaş? Yani bir değişiklik olması lazım, yeter. Başka bir adayları denemek lazım. Şimdi sürekli aynı şeyler, zamlar. Yeter artık yani, başka adayları denemek lazım. Düzeltir mi durumu? İnanıyorum düzeltir. İnşallah. Her şey güzel olacak diyoruz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ekrem İmamoğlu da olabilir, Mansur Yavaş da. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa bir adayınız var mı diye soruyoruz. Şu an için kim nasip olursa olsun. Var mı bir adayın? İsim söyleyebiliyor musun? Kimse adayım diye çıkmadık karşıya. Ama sizin var mı aday olmasını istediğiniz birisi? Vallahi ben aday olurum. Çünkü şu an için ben adayım. Beğendiğiniz siyasetçi var mı? Efendim? Beğendiğiniz siyasetçi var mı? Hepsini beğeniyorum. Hepsini beğeniyorum. Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz? Çünkü efendim? Ekrem İmamoğlu aday olsa oy verir misiniz? Ekrem İmamoğlu aday olsa oy veririm ama harcarlar. Mansur Yavaş aday olsa? Mansur Yavaş'a seve seve veririm. Erdoğan aday olsa?
Erdoğan'a zaten verdik. Şu an için bir sefer evet dedik. Millet ittifakı diyorsun yani. Abi. İki sefer evet dedik. Bir hanıma bir de Erdoğan'a. İkisi de mahvetti. Başka evet demiyorum. Pişman mı oldun? Efendim? Pişman mı oldun? Pişman oldum. Çünkü aylığım yetmiyor bana. Yetmiyor. Eksi işte çalışıyorum. Hesap ediyorum. Aylığı aldığım zaman eksiye düşüyor. Hiç artıya düşmüyor. Onun için benim evim kira değil. İki nüfusum var. Onun için ben geçinemiyorsam öbür zaten geçinemez. Oldu. Hayırlı günler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abla merhaba. Amca merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Ben mi? Evet. Ben direkt Halk Parti'ye veririm. Başka kimseye değil. CHP'ye mi? Evet, CHP'ye veririm. Siz? Ben de aynı. Neden? Neden? İlmat Ekmek soruyorsun. Ben de sana doğrusunu söyleyeyim. Öyle. Ben bu yönetimle hiç razı değilim. Pahalılığı görüyorsun yani. Ya bir markete gidiyorsun, bir peynirin kilosu 120 lira. Her şey öyle pahalı. Tamam, ben emekli bir adamım. Aldığım para inan ki yüz yüzüne tam yetmiyor bile. İstediğimi de çok zaman da alamıyorum yani. Bugün gittik hanımdan bir parka gidelim dedik, bir tavuk aldık. Bir karga kadar bir tavuk 40 milyon. Yani bunun pahalı yani. Değişim olursa durum düzelir mi? Düzelir. Masraf olmasa, israfçılık olmasa düzelir. Niye düzelmesin ki yani? İsrafçılık aslında dilimizde haram da şimdi israfçılık baş boyu almış gidiyor yani. İsrafçılık yok mu? Var. Çok. İstemediğin kadar. Allah işinizi rast gelsin. Hadi. Çok teşekkür ederim. Abi sana soralım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsun? Valla şu andaki iktidar değil. Evet. Şimdi, kim var mı? Herhalde altılı masa. İttifakı mı? Millet ittifakı. Yani Millet ittifakı tabii. Neden? Niye şimdi bak. Mevcut iktidar 20 sene mi oldu? 20 sene hemen oldu. Hemen 20 oldu. Değişim şart mı? Şart. Bir giysi alıyorsun, bir ayakkabı alıyorsun. Kaç sene giyebiliyorsun? Yenisi şart mı? Mecburen. Başlayacak lafım yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Abi röportaj yapmak ister misin? Bu YouTube, Facebook'ta Zeyrek kanalı. Zeyrek, tamam. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim anketi yapıyoruz. Var mı bir adayınız diye? Adayım mı? Vallahi Mansur Yavaş sanki iyi olur gibi. Neden? Efendi bir adam, devlet adamı. Diğerleri biraz hırçın gibi. Bir de yani bütün yaptığı, şimdiye kadar yaptığı belediye başkanlığı en iyisi gibi. Mansur Yavaş mevcut durumu düzeltir mi? Düzeltebilir gibi görünüyor ama tabii öyle bir kişiyle olacak bir şey değil bu işler. Yani bir ekip içi. Yani belediyedeki ekibi iyi herhalde ki iyi yönetiyor. İyi adımlar attı. Umarım yani MHP'yi pek sevmemesin. Hani MHP pek yükenli ama yani adam iyi bir adam. İyi bir devlet adamına benziyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adayınız var mı diye soruyorum. Teşekkür ederim. Yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Röportaj yapmak ister misiniz? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adayınız var mı diye soruyorum. Düşünüyoruz diyelim. Kararsız mısınız? Evet. Neye bağlı bu kararsızlık? Ülkenin durumu malum. Peki mevcut durumdan memnun musunuz? Ben Edirne Keşan'dan geliyorum. Evet. Çocuğum burada bir sınav kazandı. Finali hak kazandı. Yani o kadar zor şartlarda yani 2000-3000 lirayı zor topladık geldik buraya. Nasıl olacak bilmiyorum ülkenin durumu yani. Düzeltir bu durumu sizce? Siyasetçi olarak, şahıs olarak. Aday olsa, cumhurbaşkanı olsa sonra. Yorumum bende kalsın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Cumhurbaşkanlığı adayı için, seçimi için daha doğrusu. Anket yapıyoruz. Kimi destekliyorsunuz? Kime oy verirsin? Ben abi şu an hala güçlü bir aday bilmiyorum ya. Bulamıyorum yani. O yüzden bir yorum. Ya İmamoğlu vardı belki, o da son günlerde Nagihan Alçı'yla olan pozlarından sonra o da oyumu kaybetti. Nagihan Alçı değil diyorlar o. Doğru mu? Yok değil o abi mu? O ya, direkt o yani. Onun başka bir yalan bulsunlar abi, öyle bir şey o yani. Kesinlikle o. Hatta başka birisi var mı? Kimdi hatırlamıyorum da yine CHP'den birisi dün açıklama da yapmıştı. Onlar 203 kişi yaptıkları eleştirileri umursamıyoruz falan filan demişlerdi. Ama dün 40-50 bin kişilik space odalarında da konuşuldu bu konu. Bence biraz küçümsüyorlar. Twitter kitlesini falan da küçümsüyorlar yani.
Bence çok oy kaybedecek bu yüzden. Peki başka birisi yok mu? Bir isim beğendiğin? Abi belki Mansur Yavaş olabilirdi ama onun da hiç aday olacağını düşünmüyorum. O yüzden yok. Olursa oy verir misin? Olursa anını veririm. Kime yazalım? Ya abi ana muhalefet kimse mecburen ona vereceğim. Mevcut ittifakı diyorsun yani. Aynen, mevcut iktidarın değişmesi için ona vereceğim ama yani İmamoğlu hariç. Çünkü Tayyip'in kopyası olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden yani A gidip yine A gelecekse bir değeri yok yani gözümde. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben çekebilirsiniz. Ben boş konuşayım çok. Boş mu konuşuyorsun? Dolu konuş ya. Tamam dolu konuşurum abi, yapıştır. Ben apolitiyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayın? Hayır, ben apolitiyim abi. Genel olarak parlamenter sistemi desteklemiyorum yani. Bana göre değil. Anladınız mı? Böyle yani, yapacak bir şey yok. Peki nasıl olacak? Ülkeyi birinin yönetmesi lazım. Şimdi olaya abi olsa... çok geriden bakmak lazım şimdi. Bu olay nasıl gidiyor biliyor musun? Liberalizm, hümanizm vesaire. Olay bizi parlamenter sisteme ne yapıyor? Füt, bir bakıyorsun ki buradayım. Şuradaki bir sürü kural. Ben bugün 277 lira ceza yedim. Neden? Alkol aldığım için. Şurada alkol aldığım için. Böyle bir saçmalık olamaz. Ben buna karşıyım. Ben devlete de karşıyım. Ben esasen bana kalırsa abi insanlık... gitsin ya, takılsınlar, ölsünler abi, ölelim ya. Niye yaşıyoruz ki? Gerçekten bak böyle düşünüyorum ben. Şu an sokakta yaptığım şey ne biliyor musun? Ne istiyorsun? Nasıl yönetim olsun mesela? Abi kimse kimseyi yönetmesin ya. Yönetmek zaten sıkıntı. Şurası benim, burası benim, şurası onun. Kimse kimseyi yönetmeye çalışmasın. Benim fikrim bu yani. Bir salın abi ya. Kimi yönetecek? Neden bahsediyorlar yani? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Kimse kimseyi yönetmesin. Takılalım işte abi. Herkes her şeyi paylaşsa ne kadar güzel olur. Hippie gibi konuşuyorum ama hippie miyim onu da bilmiyorum. Takılalım. Bazen hippie oluyorum, bazen anarşist oluyorum falan filan. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Bana kalırsa takılsınlar. Herkes takılsın abi. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Merhaba. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Sağ olun. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir adayınız var mı diye soruyorum. Vallahi ben Süreli'yim. Ama inşallah kazanır yani. Kim kazanır? Tayyip. Sen neden bahsediyorsun? Seçim olsa kim oy verirsin diye soruyorum. Tamam, Tayyip'e veririk biz. İnşallah kazanır dedin isim vermeden de. Kim kazanır? Suriyeli misin? Evet, Suriyeliyim. Kaç senedir Türkiye'desin? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Ha, 11 yıl oldu hemen. Kaç yaşındasın? 22. 22. 12 yaşından beri, 11 yaşından beri. 11 yaşında geldim. Ama inşallah kazanır neden, yani. Peki neden Erdoğan diyorsun? Seviyoruz abi şimdi. Öyle seviyoruz yani. İyi bir insan çünkü. Gerçekten iyi bir insan yani. Peki ne düşünüyorsun? Herkese karşı abi. Sadece Suriyeliler karşı değil. Herkese karşı iyi yani. Biliyorsun Esad Suriyelileri çağırdı. Gelin af var dedi. Evet. Ne düşünüyorsun o konu hakkında? Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Bazı siyasetçiler diyor ki göndereceğiz Suriyelileri diyor. Bazısı da işte göndermeyeceğiz diyor. Erdoğan da açıklama yaptı. 1 milyon Suriyeli'yi evet, yerleştireceğiz. Doğru, yeni yerleşimler yaptı. Doğrudur, doğrudur. Bunları nasıl şimdi değerlendiriyorsun? Oraya... Valla işte şimdi yani... şimdi o demiş 1 milyon göndereceğiz. Artık kim gönderir, kim burada kalır belli değil yani. Sen gitmek ister misin? Ya şimdi bana kalırsa ben gitmem yani. Bana evet. Kalırsa... Ya şimdi burada biz düzen kurduk, her şeyi kurduk yani artık... İşimizi kurduk, her şeyi kurduk. Ondan yani ben, bana kalırsa ben gitmem yani. Peki ailen, akrabalarında sen gibi mi düşünüyor? Ya da sence Suriyeliler yok, çoğunluğu herkes, böyle yok, mi? Yok, şimdi öyle bir şey var. Şimdi buraya gelen herkes artık buraya alışmış. Yani 10 yıldan beri herkes artık alışmış. Herkes büyük kurmuş artık yani. Yani gitmek istemeyenler çok. Giden de çok var ha. Şimdi yani... İsteyen de var. Biliyorsun sınırlar kapatıldı. Evet. Ne evet. Kimse gidemedi. Evet. Aynen. Sen gidecek miydin? Yok, ben gidemeyecektim ama benim arkadaşlar gidecekler. Gidemediler. Ya. Aynen gidemediler. Ne dediler gidemeyince? Böyle şey olur mu falan dediler. Dediler ki niye gidemiyoruz dedi. Niye böyle oldu? Ya herkes ailesi var orada, bacısı var. Bazı insanlar buraya çalışmaya gelmişler. Yani orada bacısı var, karısı var. Bazı insanlar da bütün aileleri hepsini getirmediler için artık çünkü şey geliyorlar ya, kaçak geldiler için çok para alıyorlar. 2000 dolar falan. Ondan yani. Çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ ol. Allah olsun. Eyvallah. Röportaj yapmak ister misiniz? Merhaba. Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adayınız var mı diye soruyoruz. Cumhurbaşkanlık mı? Evet. Cumhurbaşkanlığı sana aday yapalım. CHP olmaz, AK Parti. Erdoğan diyorsunuz. Aynen. AK Parti. Neden? Çünkü herkesin yanında olduğu için. Fakir, zengin. Ondan dolayı. Siz kimi destekliyorsunuz? Yani ben de AK Parti'yi destekliyorum.
Yani zenginin, fakirin, herkesin yanında olduğu için AK Parti'yi tercih ediyoruz. Neden AK Parti diyorsunuz? Burada yürüyorsak Tayyip'in sayesinde yürüyoruz. Neden? Neden? Şöyle bir şey. Başka bir hükümet olsaydı yürüyemez miydi? Yürüyemezdik. Neden? Çünkü biz çok, ben 40 yaşındayım, çok hükümet gördük. Evet. O zaman yürüyebiliyor muydunuz burada? Köydeydik. Cahildik. Ama şu anda hükümeti tanıdıkça, gördükçe daha ilerleme oluyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Siz de sağ olun. Röportaj yapmak ister misiniz? Soralım mı gençler? Evet, sor. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz? Kim aday? Kimin aday olmasını istersiniz? Yani Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Efendim Mansur Yavaş. Neden? Gençleri daha iyi anladığını düşünüyorum. O yüzden. Ya bir kere yarı kafalı değil aslında. Ondan dolayı. Aslında o olsa daha iyi olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Kolay gelsin. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Yok, teşekkür ederim. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayınız diye soruyorum. Benim için fark etmiyor ki. Fark etmiyor mu? Ver. O kullanacaksınız ama. Tamam, daha önceden verdiğim kişiye verdim. Kime verdin? Ben de kas olmaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Merhaba, röportaj yapmak ister misiniz? Seçim anketi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Abi röportaj yapalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı bir adayın? Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa var mı vallahi bir adayın? Memleketi şu sıkıntılardan kurtulacak bir cumhurbaşkanı adayı istiyoruz. Çünkü memleket cayır cayır yanıyor. Kim abi o? Var mı bir adayın? İnşallah bu ülkede ne insanlar vardır kurtulur inşallah. Memlekette inşallah geçmişte güzel insanlar çıkmış bu ülkeyi kurtarmışlar. Yine bu ülke kurtulur inşallah. Peki puanını kime verirsin? Hangi adaya verirsin? Vallahi şu anda Türkiye'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş toplumun büyük kesimleri tarafından takdir topluyor. İnşallah ülkemiz için, milletim için hayırlı bir seçim olur. Ama yeter artık. Şunlar başımızdan gitsin. Bunlardan kurtulalım yeter. Düzeltir mi bu durumu abi? İnşallah düzelir. Düzelmek zorunda, düzeltmek zorunda. Çünkü ülke uçuruma doğru gidiyor yani. Allah yar ve yardımcımız olsun yani. Abi, teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Röportaj yapmak ister misiniz? Cumhurbaşkanlığı adayını soruyoruz. Teşekkür ederim. Abi röportaj yapalım. Cumhurbaşkanı. Tamam abi, canı sağ olsun. Gençler röportaj yapalım. Seçim anketi. Röportaj yapmak ister misiniz gençler? Köşeleri falan yok. Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim için adayınız var mı diye soruyoruz. Yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Yok. Veremem. Neden? Müsait değilim. Yani oy kullanacak mısınız? Bilmiyorum yani ben müsait değilim şu anda. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz diye soruyorum. Seçim anketi. Arkadaş cevaptası. İkiniz de gittiniz. Gel gel. Merhaba, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Adayınız var mı? Benim daha hiçbirisine oy vermeyeceğim. Neden abla? Vermeyeceğim oğlum ben. Hangimi vereyim ben Allah aşkına? En son kime verdiniz oy? En son buna. Şimdi neden karar değişti? Bilmem, ortalık bir etek alamadım kendime. 110 milyoneri basma etek. Oğlum canım bu kadar. Aşırı yaptı, aşırı. Kim düzeltir bu durumu? Bilmiyorum, hiç kimse düzeltmez. Düzeltemez mi? Bir adayın yok hiç. Oy kullanmayacak mısın? Ben 77 yaşındayım. Hiç bilmiyorum, çok güzel gidiyordu bu ama ne oldu bilmiyorum. Şaşırdı. Kendilerini düşünüyor herkes. Seni beni düşünmüyor. Bir giyim alalım diyorsun, bir şalvar alacaksın ayağına, 75 milyon lira. Öyle benim nereden bulacağım? Benim zaten emekliliğim yok, bir şeyim yok. Nereden bulacağım ben 75 milyon lirayı? Bak çok aşırı şey yaptı. Hiç denetim yok, olmaz böyle. Saldım çayıra, Mevlam gayrı oldu gayrı. İşte biz gayrı, biz öyleyiz. Saldı gayrı bizi. Biz onu zorla getirdik. Kaç seneden beri bak oy verdik. Kaç seneden beri veriyoruz ama. Hep guruldu gurulalı. Ama bu senedeki gibi olmadı. Daha oy vermez misin? Uyayamayacağım galiba. Kimseye vermeyeceğim. Ben boş oy atacağım ben. Atmayacağım oy. Düzelir mi böyle boş oy atınca durum? Ne olursa olsun. Ben bilemem. Ben mi düzelteceğim?
Ben teşekkür ederim. Siz var mı bir adayınız? Yok. Ona başka zaten. Ona başka partili. Yani. Konuşmuyor. Gençler konuşmuyor. Çocuk onlar ya. Çocuk mu? Tamam çocuklar söyle. Ben söyledim. Onlar çocuk değil. Sizin adayınız var mı? Benim adayım evet İzmir. Yani hiçbir CHP. Mi? CHP. Evet. Neden CHP? Ya rezillik yani. Şu halimiz belli. Gençlik belli. Çocuklarımız var okuyor. Ne haldeyiz? Yani herkes isyanda. Yurt dışına kaçma derdindeler. Hiçbir şey yapılmıyor burada. Halimiz belli. Artık yapacak. Sizin var mı? Benim de CHP. Evet Kılıçdaroğlu. Ama onlara sorun. Bakın herkes buradan kaçmak istiyor. Vatanı Türkiye'yi bırakmak istiyorlar. Hepsi gitmek abi istiyor. Abi pazara gidiyorsunuz. Pazar dünya para. Markete giriyorsunuz. Dünya para. Bir denetleme yok. Her hafta zam geliyor her şeye. Böyle bir saçmalık olamaz ki. CHP'den aday olmasını istediğiniz bir isim var mı? Mansur. Kılıçdaroğlu değil. Evet onu istemiyorum. Ben Mansur Yavaş'ın olmasını isterim. Evet olabilir. Evet. Çok güzel. Evet. Abi röportaj yapmak ister misin? Cumhurbaşkanlığı seçiminde var mı bir adayın diye soruyoruz. Efendim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verirsin diye soruyoruz. Bildiğin kim vereceğimiz canım. Adayımız belli. Aday olmayan adışız. Kim? Kime vereceksin? Bizim adayımız belli. Olmayan adışız. Tamam işte söyle abi. Anket yapıyoruz ya. Tamam. Puan vereceğiz. Tamam. Aydın kime oy verecek diye. Aydın ben ilgilendirmez. Ben kendimiz o şeyim bakalım. Allah aşkına benim sıkıntı. Söylemeyeceksin yani adayını. Benim adayım belli. Belli mi? Evet. Tamam biz bilmiyoruz abi söyle. Sayın Cumhurbaşkanımız. AK Parti ya. Evet. Neden AK Parti? Bizim şikayetimiz yok. Allah aşkına hayatımıza memnunuz. Mevcut durumdan memnun musun? Evet. Pahalılık, ekonomi, enflasyon. Evet. Annem var yatalak, onu maaş bağladı. Evet. Onu bakan ablam var, onu maaş bağladı. Ben kaç aydır, ayağım kırıktı benim de. Bana da Allah razı olsun yani ekonomik yardımlar yaptılar. Memnunsunuz. Çok şükür. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Röportaj yapmak ister misin? Gençler, röportaj yapalım. Soralım ya. Eyvallah. Sağ olun. İnşallah yayınlarsınız. Yayınlarız abi, anket yapıyoruz. Hangi kanal? YouTube kanalı Zeyrek. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verirsiniz diye soruyoruz. Seçim anketi. Evet. Buyurun. Kim oy verirsiniz? Adaya bağlı. Kimin aday olmasını istersiniz? Kılıçdaroğlu'nun. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu dürüst bir insandır. 20 senedir AKP bizi mahvetti. Bak bayramda torunlarıma gidemedim korkudan. Param yok ki vereyim çünkü emekliyim ben. Kendim geçse tek başıma yaşıyorum yalnız. Bir de kimsem de yok. Tek başıma yaşadığım halde aldığım maaş bana yetmiyor. Onun için ben yani Kılıçdaroğlu da olmazsa Erdoğan'ın dışında kim olursa oyumu ona veririm. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi röportaj yapmak ister misin? Merhaba. Cumhurbaşkanlığı seçim için röportaj yapıyoruz. Kim oy verirsiniz diye.